Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında eşkenar üçgen konusunun ilk kısmını anlatacağız sizlere. Tanımı ve yüksekliği ile alakalı olan kısmını anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 51, 52 ve 53'ten de bir soruyu çözeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar üçgen konusuna da başlamadan önce şunu söylemek isterim. Dik üçgenleri öğrendim biliyorsun. Hatta özel üçgenleri de orada öğrendim mi? Öğrendim. Yani 30 60 90 45 45 90 üçgeni biliyorsan ve mantığını anladıysan buradaki ilk kısımdaki yani ilk kısımda genelde sınavda çıkmaya aday olan sorular olan kısmı rahat bir şekilde yapabilirsin. Hatta bana inanmıyorsan istersen videoyu bırak. Buradaki bu söylediğim iki sayfayı sen bir kendin çözmeye çalış. Ne demek istediğimi tam anlamıyla anlarsın. İstersen de benle birlikte devam et. Tamamıyla her ikisinde de çok rahat bir şekilde yaparsın. Yani özel açılı kısmının özel açı mantığını anladıysan eğer bu konu senin için cepte diyebiliriz. Tanımını bildikten sonra. Hadi bakalım tanımı neymiş? 3 e, kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen adını veriyoruz. Her bir açısının ölçüsü 60'ar derece. Her bir kenar uzunlukları birbirine eşit. Tamam. Bunu zaten daha önce açıda da söylemiştik. Tanımını vermiştik. Peki özelliklere başlayalım. Özellikleri derken de ilk etapta tabii ki yüksekliğinden bahsedeceğiz. İkiz kenarda da böyle ikizkenar kenar x kenarda da neden bahsetmiştik? Yüksekliğinden bahsetmiştik. Şimdi eşkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay çünkü x kenarın özelliğini sağlıyor ya. Aynı zamanda kenar ortaydır. Tamam kenar ortay. Yani şuralara a a ise o zaman buraları ne yapıyor? a bölü 2 a bölü 2 yapıyor. Burası da a ya. Sonra bu aynı zamanda açı ortay 30-30 derece yaptı. 30'u karşı a bölü 2 60'ı karşı da a bölü 2'nin köküç katı olacaktır. Bunları ezberleme. 30-60-90 üçgeninden zaten sen bunu bulursun. Ve yükseklik lazım olduğu zaman da yükseklik çizeceğiz arkadaşım. O zaten ne zaman lazım olacağını kendini belli eder. Ama sadece buradan çizilen yükseklik değil. Şuradan çizilen yükseklik de aynı şekilde açı ortaydır. Ve ya bu 30-30'dur tabii ki. Bu da 60 60tır e burası da a bölü 2 a bölü 2 oluyor. a ise burası da a bölü 2'nin köküç katı oluyor. Hatta c köşesinden çizilen yükseklik de çizilebiliyor. İşte bu verilen uzunluklara bağlı buradaki çizim. Oradaki mantığı da sen soruda anlarsın zaten. Ne demek istediğimi şimdi sorularda daha rahat bir şekilde görürsün. Evet örnek birle başlayalım. Öncelikli olarak yani bir de her zaman yükseklik çizmek zorunda da değiliz. İlk önce verilen bilgilere odaklanacağız. Verilen bilgilere odaklandık daha sonra bir şey çizmemiz gerekirse çizeceğiz. Tamam. Şimdi öncelikle tanımını kullanacağız. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi de tanımı kullanmamaktır. Yani açıların eşit olması ve 60'ar er derece olmasını mutlaka mutlaka yazıyorsun. Birincisi bu. Bir de bütün kenarların eşit olmasını mutlaka mutlaka gösteriyorsun. E burada 60'ları yazınca 60-90 burası ne oldu? 30. 30-60-90 üçgeni karşımıza çıktı. Şimdi 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş kökü kattı. 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali olur. Yani 3 çıkar. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da kaç yapar? 6 yapar. A bütün kenarların eşitliğini gösterdik ya. Burası 8 yaptı. E o zaman burası da 8. Burası da 8. Çevre soruluyor zaten bize. 8'den 3 tane var. Cevap 24 yapar. Bir sonraki soru. Şimdi eşkenar üçgen tanımını kullanıyoruz tabii ki. 60-60-60'ları yazıyoruz. Ve kenarların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Şimdi burada ne çıktı? bir 30-60-90 üçgeni. Burada da 30-60-90 üçgen çıktı. Şu 30-60-90 üçgenine bakalım öncelikli olarak. Çünkü sayı değeri burada var. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı normalde 30'dan 90'a geçiş 2 kattı. 90'dan 30'a geçişte yarısı yapar. Yani 5 yapar. Bir kenar 19. E diğer kenarda 19. Diğer kenarda 19. E tamamı 19 19'dan 5 çıkınca buraya 14 kalır. E burada da bir 30-60-90 üçgeni var. Şimdi 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'dan 90'a geçiş 2 kassa. 90'dan 30'a geçişte tam tersi yarısı yapar. Yani 7 yapar. Örnek ki 7 bulduk. Yine tamamıyla bir tanımını kullanıyoruz. Bir de özel açı mantığını kullanarak çıkan bir soru. Aynı şekilde bir eşkenar üçgen demiş. Açıları yazıyoruz. 60, 60, 60 yazdık. 30, 60, 90, 30, 60, 90 burada çıktı. Şu üçgen bir 30, 60, 90 üçgeni. Bu üçgen de bir 30, 60, 90 üçgeni. Bu arada Kenarlı eşitliğini de sakın 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 ha, unutma. Tamam. Şimdi burada 60'ın karşısı 8 kök 3. 30'un karşısı kaç yapar? Normalde 30'un karşısı başlangıç noktasıdır. 30'dan 60'ın karşısına geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'un karşısına geçişte 8 kök 3'ün bölünmüş hali. Yani 8'dir. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 16 yapar. 30'dan 90'a geçişte 2 kat olduğundan dolayı. Geldik buraya 60'ın karşı 5 köküç verilmiş. 30'un karşısı 5 olur. 90'ın karşısı da 10 olur. Hocam bütün kenarlar birbirine eşit ya. X artı 16 neye eşit? Y artı 10'a eşit olmak zorunda. Sonuçta burası burasına eşit. Hatta burasına eşit. Y eksi X farkı isteniyor. Hocam X'i buraya 10'u da buraya atalım. 16'dan 10, 10 çıkarsa 6 yapar. X'i buraya attığımızda da Y eksi X olur. Zaten benden de Y eksi X isteniyor. Yani cevap 6 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. EBD bir eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense hemen tanımını kullanıyoruz. 60 60 60'ları yazıyoruz ve kenarların eşitliği de bizim için aşırı derecede önemli. A buradaki 90'ı kullanmam lazım. Verilen her bilgi kullanacağız diye böyle senenin başından beri söylüyoruz. 60 90 ise burasına çıktı 30 çıktı. Yani büyük üçgen bir 30 60 90 üçgen çıktı. Tamam şu bir eşkenar üçgen ama büyük üçgende 30 60 90 üçgen çıktı. Şimdi 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 30'un karşısı x artı 2 ise 90'ın karşısı ne olması lazım? 2 katı olması lazım. x artı 2'nin 2 iki katı 2x artı 4 olur. Yani şu ve şu kenar birbirine eşit. Yani 2x artı 4 diye yazdığımız kenar aynı zamanda x artı 8'e eşit. E buradan da x kaç gelir? 4 gelir. Evet örnek 4'ü de 4 bulduk. Geldik örnek 5'e. ABC bir eşkenar üçgen demiş hemen açıları yazıyoruz. 60, 60 ve 60'ları yazdık. 60, 90 ise 30 çıktı burada. Yani şurada bir 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 30, 60, 90 üçgeni kullanacağım ama hiçbir kenar yok. Ve bütün kenarların da birbirine eşit olmasını da göstereceğiz. E hocam 30, 60, 90. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır. E bu kenarlı bu kenar eşit değil mi? Evet hatta burası da eşit. E o zaman burada 2A artı 7 neye eşittir arkadaşım? A artı 12'ye eşittir. Buradan da kaç buluruz 5. Eşkenar üçgen çevresi isteniyor. 5 yazınca 5 daha 12 toplamı 17 yaptı. Çevrede o zaman 17'den 3 tane var deriz. O da 51 yapar. Yani örnek 5'i 51 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi 60 60 90. Daha önce dik üçgende çözüm yaparken hocam dik üçgen oluşturalım. Tamam oluşturdun ama 60'ı parçaladın. 60 parçalanmaz. Sakın. Hatta dik üçgen mantığında özel açı mantığında şunu demiştik. Bütün açılar özel açıysa üçgene tamamlayın diye söylemiştik. Hocam 60 parçalanmaz. 60 parçalanmaz. E başka ne yapabiliriz burada? Belki şunu yapabilirsin. Hocam şuradan şöyle bir dik çizip paralel eşkenar üçgen oluşturabiliriz. E 60 60 60 sonra buradan da dik çizip yapabilirsiniz tabii ama şimdi dikkat et bak 60 60 90 var. Topladığınız zaman 210 yapıyor. Buraya kaç derece kalıyor? 150 derece kalıyor. Hocam 150 de özel bir açı. Yani bütün açılar özelse 60 özel, 60 özel, 150 özel. 90 da kısmen özel. Yani parçalanmasa bütün olarak kalsa daha iyi olur. Bütün açılar özel açıysa üçgene tamamlıyorduk. Üçgene tamamlamayı nasıl yapabiliriz? İstersen şöyle bir üçgene tamamla. 30, 60, 90 üçgen olur. İstersen şöyle bir üçgene tamamla. Bu üçgen daha sağlıklı geldi bana. Çünkü 60, 60, 60. Yani bu bir eşkenar üçgen olmuş oldu böylelikle. E o zaman burada 60'ı karşısı 5 köküse bak 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı kökü bölünmüş hali 5'tir. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı da 10 çıkar. Bütün kenarlar eşit ya 16 16. E burası da 16 olur. Yani x de böylelikle 16 olarak bulmuş oluruz. Yani cevap 16 oldu örnek 6. Geldik örnek 7'ye. ABC bir eşkenar üçgen 60 60 60'ları yapıştıralım. Şurası karışık 60 tamamını yazayım şöyle. Göster. E ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi x'i bulmak için dik üçgene karşılık getirmem lazım. Eşkenar ya burası. Bütün kenarlar ne? 8 8. E o zaman hocam bir yükseklik çizelim. Ya yani da şöyle bir x e ait dik üçgen. Hop şöyle yükseklik olabilir. Hocam bu tepeden çizilen yükseklik oluyor. Ama 60'ı böldük hocam. Hayır eşkenarda 60 bölünebiliyor. Çünkü yükseklik çizilebiliyor. Özel bir durum oluşturuyor. Çizilen yükseklik tabanı 2 eş parçaya böler. 8'i 2 eş parçaya böldü. 4 4. Yani 4 4 diye ayırınca buraya 2 kaldı. Hatta burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısında 4 60'ı karşısında 4 kökü çıkar ve sonra da burada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Normalde x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesinden işlem işlem işlemle sonuca ulaşabiliriz ya da x'e nasıl ulaşılırız arkadaşlar? Kısa bir yolumuz vardı. Dik üçgende ihmal etmeyelim. Burası 2 bak 2 ile 4 köküçteki ortak çarpan 2. 2'nin bir katı burası. Burası da 2'nin 2 köküç katı. O zaman x ile 2'nin kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde yazılıyordu. 1'in karesi 1, 2 köküçün karesi 4 çarpı 3'ten 12. Yani 1 artı 12'yi yazdık. Cevap da böylelikle 2 kök 13 çıktı. Bunu böyle yazıp da kök dışına çıkarmayla uğraşmıyoruz sadece. Bu bizim kısa yolumuzdu. Hani küçük sayılarda da böyle yapmaya alışalım ki ilerleyen zamanlarda büyük sayılarla da karşılaştığımız zaman şu hamleyi yapabildin arkadaşlar. Tamam örnek 7'yi böylelikle 2 kök 13 olarak buluruz. Geldik örnek 8'e. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt. Öncelikle şu bir eşkenar üçgeni kullanayım dostum. 60 60 60 burası. Ee, o zaman hocam burada bir 30 60 90 burada da bir 30 60 90 çıktı. 60'ı karşısı 6 köküsü 30'un karşısı 6'dır. 30'u ee, 30'un karşısı 6 ise burası da 12 yapar. Bu 60'ı karşısı 7 köküsü 30'un karşısı 7'dir. 90'ın karşısı da 14 yapar. Ve bütün kenarlar birbirine eşit. Şu kenarların da eşitliği şöyle bizim için önemli. Toplam kaç yapıyor? 14 9 daha 21 yapar. 14 9 daha 23 yapar özür dilerim. Burası da 23, burası da 23 yaptı. Yani şuraya ne kaldı? 7 6 daha 13 olduğundan buraya da 10 kaldı. Şimdi bir katlama yapılmış böyle ve böyle. Katlamaları ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Şöyle bir geri getirdik katlamayı eski haline. Burada da bir katlamayı eski haline şöyle bir geri getirelim. Geri getirdiğimiz zaman şurasının 7, buranın 6 olduğunu biliyorum ve buranın da 10 olduğunu biliyorum. Şimdi dikkat et şurası x. Dostum sen böyle bir katlama yaptığın zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. O zaman buraya 7 ise burası. Burası 7 eksi x olacak. Sonra burasıyla da burası birbirine eşit olacak. Yani burası tamamı 6 ya. Burası da 6 olacak. x ise burası da 6 eksi x olacak. Biraz önce ben burayı 10 bulmuştum. Yani şurası e, 7 eksi x artı. Bak şu 7 eksi x artı x. Artı 6 eksi x eşittir 10 deyip işlem yapabiliriz. Ya da hocam burası 7 ya buraya 3 kaldı deyip. Burası 3 burası da 6 olduğundan buraya da 3 kaldı diyebiliriz. Ya da direkt matematiksel olarak yazalım istersen. Şuradaki x'ler gitti. 7 6 daha kaç yapar? 13 yapar. 13 eksi x eşittir 10'dan. X'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Güzel bir soru. Dikkat et. burada üstte bilen kenarların eşitliğini gösterince sonuca ulaştık. Sonraki soru. Aşağıda 10 tane eşkenar üçgen kullanarak bir logo tasarlanmıştır. Şöyle garip bir logo tasarlanmış. Bu logonun çevresi. Arkadaşlar eşkenar üçgen ya her bir kenara a a a olan bir eşkenar üçgen değil mi? Bak a'ları koyalım şöyle. Ortak kenarlardan dolayı şu kenarların hepsi a mı oluyor? Evet bak a a a. O zaman burası da a a a. O zaman burası da a a a. Oldu mu? Oldu. E o zaman bu logonun çevresine bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a'yı bize 100 vermiş. A buradan kaç gelir o zaman? 10 gelir. E, üçgenlerden birinin yüksekliği. Şimdi şuraya bir yazayım. Bir kenarı 10 birim ya. 10 11'im. Yükseklik isteniyor. Hop çizeriz yüksekliği. Eşkenar üçgen olduğundan 60 60. Burası da 30 30 olur. Şimdi 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5 yapar. Burası da 5. 30'un karşısı 5 60'ın karşısı da 5 kök 3 yapar. Yani yüksekliği böylelikle ne buluruz arkadaşlar? 5 köküç olarak buluruz. Yani örnek 9'da 5 köküç bulduk. Ve geldik örnek 10'a. Örnek 10'da da ne yapmış? Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt AH boyunca kesilmiş. Şimdi bu yükseklik eşkenar üçgen ya 60 60 60 burası da 30 30 yaptı. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte kök bölünmüş hali 4 yapar. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 8 yapar. E tamam 4 ve 8'i bulduk. Yani burası 4 burası 8 burası 4 kök 3 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde 4 8 4 kök 3 olduğunu biliyorum. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulmak için de ya genelde ne yapıyorduk? Dik üçgene karşılık getiriyorduk. Dik üçgene karşılık getirmek için ne yapıyoruz? E, dik dörtgenle dik üçgene karşılık gelmiyor muydu arkadaşlar? Bu evet. O zaman dik dörtgenle dik üçgene karşılık getirelim bakalım. Şimdi dik dörtgeni nasıl oluşturabiliriz hocam? Hop şöyle bir dik dörtgen yapınca bak dik üçgene karşılık geldi mi? Geldi. Nerede dik dörtgenimiz? Dik dörtgenimiz de bak burada. Buradaki dik dörtgene öncelikle bakalım. 4 kök ise burası 4 kök 3 gelir. Sonra buranın e, yükseklik olduğunu biliyorum. Burası 4 kök 3 ya. O zaman buraya 4 kök 3 eksi 4 kalır. 4 kök 4 çıkarttık. 4 kök 3 eksi 4 kaldı buraya. Sonra şu siyahta bir dik üçgen. Pisagor bantısı. X diyelim şuraya. X'in karesi neye eşit oluyor? Şuraya yazıyorum. Hocam 4 kök 3 eksi 4'ün karesiyle 4 kök 3 eksi 4'ün karesiyle 4 kök 3 artı 4'ün karesinin toplamı yapıyor. E, açalım. A kare artı B kare şeklinde değil de açalım. Birincinin karesi 16 çarpı 3 48 yapıyor. Eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı 32 kök 3. Artı ikincinin karesi 16. 4 kök 3'ün karesi 48. Artı birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 4 kök 4 16 çarpı 2'den 32 kök 3 yapıyor burası. Sonra artı 4'ün karesi de 16 yapar. E şimdi burada 32 kök burası. 32 kök gitti. X kare neye eşit oldu? 48 16 daha 64 yaptı. 128 yaptı burası. Değil mi? 128 yaptı. E o zaman x de kök 128 yapar. Bu da 64 çarpı 2 ya. 64 dışarıya 8 diye çıkar. Cevabımız böylelikle 8 kök 2. Çıktı mı? Çıktı. Evet. Videonun başında ne demiştim size? Dedim ki size ilk kısmı tanımını bildikten sonra ve dik üçgeni bildikten sonra özel açı mantığını bildikten sonra daha doğrusu bu konu çok kolay bir şekilde yapılabilir. Hatta sınavda çıkacak olan kısmı çok rahat bir şekilde yapılabilir demiştim. Dediğim gibi yapan oldu mu? Yani yoruma da yazarsınız. Hocam gerçekten sizi dinlemeden yapabildim diyenleriniz varsa yoruma yazsın. Çünkü gerçekten de öyle arkadaşlar. Ya bundan sonra konular genelde hep böyle gidecek. Bak size bir özgüven veriyorum aynı zamanda. Dedim ya size, her zaman da söylüyorum. Dik üçgenin sonuna kadar sabrettiğiniz zaman devamı gerçekten çok güzel bir şekilde akacak geometride. İşte aktığını da görüyorsunuz gerçekten. Şimdi ilk kısmı bitirmiş bulunuyoruz. İkinci kısımda ne anlatacağız size? Eşkenar e, diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Eşkenar üçgenin diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videoda eşkenarın diğer özelliklerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.